Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Daha önce iki defa Amerika vizesine başvurdum fakat ret aldım. Şimdi Amerika'da yatırım yaparsam E2 vizesine başvuru yapabilir miyim bu noktada? Daha önce aldığım vize retleri E2 vizesi almama engel olur mu diye bu takipçimizin sorduğu soru var. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani gün sonunda siz yatırımcı vizesine de başvuruyor olabilirsiniz. Ama yatırımcı vizesinde de göçmen olmayan niyet olduğu için sizin hala Türkiye'deki bağlarınızın kuvvetli olup olmadığına bakacaklar. Dolayısıyla Türkiye'deki bağlarınızın kuvvetli oluyor olması lazım. Türkiye'deki ilişkilerinizin, işte işinizin ya da aile bağlarınızın kuvvetli olması gerekiyor ki siz Amerika'daki yatırımcı vizenizi aldıktan sonra, buradaki çalışmaları yaptıktan sonra ben Türkiye'ye döneceğim deme noktasında Amerikan konsolosluğuna güven veriyor olmanız lazım. Dolayısıyla turist vizesine başvurdunuz. Nasıl turist vizesine başvurduğunuzda Türkiye'deki bağlarınıza bakacaksalar E2 vizelerinde de, yatırımcı vizelerinde de sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakıyor olacaklar. Tabii diğer bir durum şu. Bu işin bir tarafı Türkiye'deki bağlarınızın hallolduğunu göstermeniz. İkinci durum ise daha önce red almış olmanız, vizeye başvurup bu iki kez de olsa yatırımcı vizesi başvururken herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez. Fakat Amerikan konsolosluğundaki görevli sizin geliş niyetinize bakacak, geliş amacınıza bakacak. Dolayısıyla bu duruma bakıp hani sizin daha önceki red almalarınızın bunda bir olumsuz teşkil edip etmemesini değerlendirmeye alacak. Eğer ki sizin yatırımcı vizesi noktanızda yatırımınız yeterli ise ve gerçekten bir yatırım yapıyorsanız, buradaki yatırım istihdam yaratmaya başlamışsa ve bu noktada da gelecek vaat ediyorsa hem şirket için hem buradaki ekonomi için hem de çalışanlar için, o zaman görevliler, Amerikan konsolosluğunda görevliler turist vizesi başvurunuz olumsuz olmasını çok dikkate almazlar. Ama hani bu noktada siz çok fazla bir yatırımınızın burada bir istihdam yarattığını ya da potansiyel yarattığını şu anda gösteremiyorsanız tabii ki bir olumsuz etkisini dikkate alabilirler. Fakat cevap olarak şunu söyleyeyim. Tabii sizin bilmek istediğiniz bir nokta değerli takipçimiz. Bu redler yatırımcı vizesi başvurmama engel mi? Hayır, değil. Olumsuz etkiler mi? Hayır, etkilemez. Fakat dikkatli olunması lazım mı? Evet, kesin dikkatli olunması lazım. Başvuru yaparken bu noktada siz daha önceki size turist vizesi vermemiş olma durumlarını da dikkate alarak Türkiye'deki bağlarınızın da güçlü olduğunu göstererek yaklaşacaksınız ki onlar yatırımcı vizesi başvurunuzu kabul etsinler.